Arka planı çok çirkin olay ya. Gördün mü? Kesiyorlar, biçiyorlar buraları. İşte sinema. İşte sinema, her şey yalan. Aynen. En iyi yalan söyleyebilen biri. Herkese merhaba. Bugün yanımda Samet Can Kocagür ve Fatih Çakır var. Biz bir müzik klibi çekmiştik kendi tatlı parçanın. Ve onun müzisyeni Fatih, yanında da o klibin yardımcı yönetmeni Samet Can Kocagür var. Ancak öncesinde arkadaşlar klibi izleyelim ve sonrasında üzerine konuşalım. Daha başladım sanki bir şey varmış gibi. Sokaklar anlamsızdı ve de sakin, kimsesiz. Dümeni kırdım ters rotaya, her şey yolundaymış gibi. Samimiyetsiz sahte gülüşler bize çok lazım değil mi? Bize çok lazım. Bize çok lazım. Gelsen, gitsen ne değişir? Bundan sonra sarsam, sarılsan iyileşir mi? Yaralar bir daha düşünme, hiç düşünme. Her şey yolundaymış gibi. Samimiyetsiz sahte gülüşler bize çok lazım değil mi? Bize çok lazım değil mi? Bize çok lazım. Gelsen, gitsen ne değişir? Bundan sonra sarsan, sarılsan iyileşir mi? Yaralar bir daha düşünme, hiç düşünme. Olamayız eskisi gibi. Çalma kapımı, çalma biz tükendi. Olmaz bir daha. Gelsen, gitsen ne değişir? Bundan sonra sarsan, sarılsan iyileşir mi? Evet, klibi de izlediğimize göre kliple ilgili konuşmaya gelelim. Evet Fatih, klip çok yakın bir zamanda yayınlandı. Evet. Tepkiler nasıl? Valla çevreden olumlu eleştiriler aldım daha çok. Güzel geri dönüşler oldu. Hem kliple ilgili hem parçayla ilgili. Şu anda Güzel Rain'de izleniyor. Olumsuzlar ne? Ya olumsuzdan aslında çok fazla olumsuz eleştiri almadım. Nasıl kliplar mı? Yok yok. Niye hiç... siyah beyaz? Yok hiç almadım. Aksine siyah beyaz olmasını... Niye çok az kadın görüyoruz? Aksine daha çok siyah beyaz olması insanların hoşuna gitti. Ha, güzel. Tabii. Biraz daha konsepti iyi yansıttığını herhalde düşündüler, bilmiyorum. Güzel. O yüzden pek negatif bir eleştiri almadım açıkçası kliple ilgili. Belki bana söylememekte tereddüt olmuş olabilir ama... Fatih şimdi kıyıyoruz falan.
Aynen. Ya da çok yakın arkadaşımız, yanlış anladım. Evet ama güzeldi ya. Yabancılardan yani hiç tanımadığım insanlardan bir geri bildirim aldın mı? Hiç tanımadığım insanlardan da aldım. Onlardan da yine güzel şekilde yorumlar geldi. Yani klibi yani şarkıyla uyumlu buldular, evet. Klipteki hikayede bir serseri karakter var. Bir de romantik taraf var ya. Bir evet. Tanesi ilişkiyi istiyor, bir tanesi ilişkiyi istemiyor aslında falan. Bunu anlayan oldu mu? Valla bunu anlayan olduysa da... Onu bana söylemedi, ne bilmiyorum. Evet, bunun gerçekten cevabını bilmiyorum. Evet. Bunu biz biliyoruz sadece öyle olduğunu. O yönden fazla pek bir şey gelmedi açıkçası. Ben bir tane aslında yorumu okudum. Klibin altında. Ben de okudum onu. Aynı okudum onu. Evet, evet. Hangi yorum? Aynı yorumda bahsediyor. Aynen. Aynen. O elle ilgili durum galiba, o anlamayan arkadaş. Diğeri de acaba senin yakın arkadaş mı bilgilendiriyor? Tabii tabii. Çok trolleyenler oldu açıkçası yani. Aynen. Tamamen makara muhabbeti olmuş aşağıda. Ben de okudum onları. İşte evet. Koltuk boşken neden yerde yatıyor? Aynen. İşte altına bir cevap niteliğinde işte demişler ki kız orada hayal ediyor, ezmemek için orada oturmuyor gibisinden. Gördüm ben. Evet. Sevgili yönetmenimin oluşturduğu mizansenlerle ilgili böyle bir makara yapılmış. Bunun altına da bekliyorum arkadaşlar. Bir makara falan böyle. Ya da sorunlarınız varsa klibi izledik o kadar. Sizin yorumunuz nedir? Beğendiniz mi klibi? Beğenmediniz mi? Ulan hangisi romantik, hangisi serseri falan bir yazın bakalım. Ben de merak ettim yani. Evet arkadaşlar. Samet Can Kocagür yardımcı yönetmen dedi. Yardımcı yönetmen ne yapar? Sen klipte neler yaptın? Görevleri nelerdir? Şöyle, yardımcı yönetmen aslında yönetmeni adından anlaşılacak gibi her konuda yardımcı olan kişidir. Evet. Onun bütün setteki planlamalarında yardımcı olur ona. Hı. Oyuncu konusunda olsun veya en başında masada planlarken bu işi, onun planlamasını yönetmenle beraber yönetir. Hı hı. Onu araştırır, mekan araştırmalarına gider. Daha sonrasında mizanseni öğrenir, oyuncularla belli bir program yapar ve yönetmene seti hazır hale getirmeye çalışır. Aslında görevi budur. Biz öncesinde zaten, benim de hocamın bir sözü vardır, sette masa başında yorulmayan sette yorulur diye. Biz masa başında bir çalışmamızı yaptık. Terler miydi ya? Aynen aynen, terler gibi yorulur. O tarz bir şeydi. Biz masa başında çalışmamızı yaptık zaten. Senaryomuz belliydi. Onun üstünde çalıştık. Call sheetlerimizi hazırladık. Yani o gün neler çekilecek, kim ne giyecek, sonra oranın mekanda neresi olacak, hava nasıl olacak, kaçta yemek yenecek, oyuncular kaçta gelecek, kaçta gidecek. Bunların hepsinin bir planlamasını yaptık ve klipte de buna uygun bir şekilde çekmeye çalıştık. Şimdi call sheet dedik. Evet. Bu call sheet nedir? Bizim müzik klibimizde, bu tükenlik parçası müzik klibinde nasıl bir call sheetle çalıştık? İstersen ondan bir bahset. Tabii yani call sheet'imiz burada hazırda var. Bu şekilde bir şema oluşturuyoruz biz. Burada işte ilk projemizin adı yazıyor. Hani projemizin tükendiği çektiğimiz için tükendiği yazdık. O günkü hava durumu, yani çünkü yağmurlu olabilir, farklı hava şartları olabilir ve biz bu çekimlerde zorlanabiliriz. Ona göre kendimizi hazırlamamız Işık lazım. Işık da çok önemli. Evet. Bizim bütün işimiz görsel sanatlarda ışık olduğu için burada onu takip evet. ediyoruz. Daha sonrasında burada yönetmen ve yardımcı yönetmenin telefon numaraları yazar. Oyuncular veya set ekibindeki kimse bir şey olduğunda direkt ulaşabilsin diye. Ve bu setteki herkese dağıtılır. Daha kolay organize olmak, rahat olsun diye. Örnek veriyorum, ekipte 10 kişi varsak ya da 15 Aynen. kişi varsak, 20 kişi varsak herkes tek tek yönetmene ya da yardımcı yönetmene bunu soracağını, bu şablon üzerinde zaten bütün detaylar kapsamlı bir şekilde olacağı için evet. sanat yönetmeninde X başka bir kamera arkası çalışan da buradan bakıp zaten evet burada şu kostüm kullanacak, evet. burada şu renk olacak falan diye bütün takibi buradan yapabiliyor. Evet. Ya biz oluşturduğumuzda çekimlerimizi mesela 2 günlük bir çekim takvimi oluşturmuşuz. Pazartesi ve salı diye biz. Burada pazartesinin var, burada salının var. Biz o gün oyuncular kim? İlk hangi sahneler çekilecek onları yazmışız. Ve sahneleri çekim sırasına göre yazmışız. Sıralamamışız yani 1, 2, 3, 4 diye. Hangi sahne önce çekilecekse onu yazmışız. Kimler oynuyor o sahnede onları yazmışız. Ve nerede çekilecek? Bu da çünkü önemli. Biz genelde mekanları toplamaya çalıştık. Yani bir günde mesela Buca Eskibahçe'yi ayarladık. Çünkü oradan oraya gitmek zor olabilir. Yani git geller zorlaşabilir diye biz bu şekilde yaptık. Ve o gün hangi kostümleri giyecek oyuncular? Yani çünkü biz Buca Eskibahçe'de çekiyoruz o gün ama farklı zamanlar olabilir, zaman değişimleri olabilir, kostümler farklı olabilir veya o konuyu anlatan farklı bir kostüm vardır. Sanat yönetmeni de bunu ayarladığı için hem ona da bir kolaylık oluyor. Güzel bir şekilde biz
kolektifimizi bu tarz oluşturduk. Ki bu arada arkadaşlar klipte şöyle bir şey vardı. Fatih'in yani müzisyenin iki farklı kostüm kombini vardı. Bir serseri taraf, bir de romantik evet. taraf. Ama kadında 5 farklı, 4 ya da 5 farklı evet. kombin vardı. Aslında arkadaşlar bu izlemiş olduğunuz klipte farklı farklı günlerde Fatih'le kadın karakterini görüyoruz. Bu zamansal geçişi temsil etmek için de bunu farklı kıyafetlerle vermeye çalıştık. Evet. Bakın bunlar farklı günler. Ve hatta farklı bir maceramız da oldu. İlk gün, ilk set, ilk sahne ya da ikinci sahnede ben yanlış bir kıyafetle devam edecektim. Aa, ki doğru, evet. Orada beni Samet uyardı. Abi bak devamlı şu olacak bana. Çat değişti aslında. Mesela biraz önce anlattı ya Samet, hani yardımcı yönetmen aynı zamanda bir yönetmen kadar senaryo hakimdir. Evet. Ve bütün devamlılıkları da bir yönetmen kadar bilir ve takip dediğimiz, senaryo devamlılığı dediğimiz bir aslında ayrı bir birim daha var. Evet. Ve o da işte devamlılığı takip eder. Burada beni Samet uyardı. Aa bak burada yanlış gideceğiz bak bu kıyafetle devam edersek falan. Evet. Aa doğru ya falan deyip bu şekilde devam ettik çekimi düzelterek. Evet. Ya burada zaten Koşit'te ekstra bir de yönetmen özel notlar istiyor. Yani sahnede onun aklında olan bir şey ama ses sırasında unutulabilir, farklı şekilde yorumlanabilir. Bunu yönetmen yardımcısı da biliyor ve burada not almışız. Mesela yerde su birikintisini görecek Fatih diye mesela. Orada bir sahne vardı. Biz bunu not almışız ki orada ya biz bu sahneyi niye koyduk? Gereksiz olabilir. Atalım diyebilir mesela yönetmen. Ama burada koştimizde olduğu zaman onun anlamlaşıyor, daha anlamlı oluyor. Hı. Ve daha yer yerine oturuyor her şey. Aynen öyle arkadaşlar. Bunu görsel sanatlar bütün içeriklerinde, yani bu bir kısa filmde olabilir, uzun metrajda olabilir, bir müzik klibi de olabilir, bir moda filmi de olabilir, bir tanıtım filmi olabilir, bir reklam filmi olabilir. Evet. Bunların bütün hepsinde aslında bu şablonlar, yani call sheet'ler kullanılır. Bu sahnede hangi oyuncular var, hangi kostümler var, saat kaçta buluşma, aralar, hatta bunu da yazmadık tabii ki ama yemek hani kaçta yenecek? Evet, aynen. Yemek kaçta yenecek? Setlerde özellikle aynen. onu bayağı sorarlar. Evet, evet. Orada paydos kaçta? Paydos kaçta? Kaçta bitiyor? Ne bileyim ya da daha uzun mesela işte bir dizi izliyorsunuz. Repo dediğimiz bir terim vardı evet. bizde. Repo da izin günü demek aslında. Yani repoya bakar, o güzel perşembe yok set falan diye. Bunun üzerine yani bütün program burada yazılır ve herkes sette kaç kişi çalışıyorsa herkes o şablon üzerinden işi takip eder. İzlediğimiz 3,5 dakikalık bir şey de olsa, izlediğimiz yarım saatlik ya da 1 saatlik bir şey de olsa her şeyin bir şablonu vardır ve bu şablon üzerinde her şey öncesi, günler öncesinden hazırdır. Kaçta sete başlanacak, kaçta bitecek, kaçta molalar var, hangi kostümler var falan falan. Dediği gibi yani hocasının evet. set öncesi yani orada terlemeyen sekreterler. Evet. O yüzden öncesinde böyle bir ön hazırlık, pre-prodüksiyon aşaması yapılır. Seninle şu an bulunduğumuz, röportaj yaptığımız yerde ilk tanışmıştık. Evet, doğru. Ve işte klip üzerine falan konuşmuştuk. Hmm. Sen bizi ilk gördüğün zaman, ulan acaba bu herifler klip çekebilir mi? Çekebilecek mi? gibi bir düşünce, nasıl bir potansiyel görmüştüm bizde. Klibi gördükten sonra şimdi çıktı, artık rahat rahat gömebilirsin. rahat ol. Abi açıkçası ben hani ilk tanıştığımızdan beri zaten ilk seninle tanışmıştım yine. Ve sohbete muhabbete girdiğimizde bile zaten o pozitif enerjini direkt yansıtmıştın yani. Ha eyvallah. Bize o açıdan benim için çok güzeldi yani. İnanmıştım açıkçası. Ha, biraz da bu herifler bir şeyler yapabilir. Evet evet yani planlı programlı ve kafadaki fikirleri de hani kağıt üstüne sürekli not alışın. Özellikle hani şöyle olabilir. Aha. İşte benim de isteklerimi işte hani not alman, bir ortak bir düşünce çıkarman. Aha. Bu hani işi ne kadar zaten önemsediğin ve ciddiye aldığının göstergesiydi benim için ilk bakışta diyebilirim yani. Göz boyamaydı arkadaşlar bu aslında. Sonrasında boyu böyle tağlayıp ya tamam böyle yaparlar diyorlar ve yapmıyorsun yani. Yok yok gerçekten öyleydi. Daha sonra zaten hep kontak halinde hareket ettik. Yani senin ne umuyordun, ne buldun gibi bir şey olmadı yani. Yok, çok öyle olmadı açıkçası. Ama tabii ki öncesinde öyle bir şey vardı yani. Bir kaygı durumu vardı. Hani acaba nasıl bir şey olacak? Hani iyi mi olacak, kötü mü olacak? İşte görüntüleri falan, çekimi nasıl olacak gibisinden vardı. Ama
biraz yersinmiş. Ya. Evet. Görmüyor. Artık yok yok. Yok gömdük bir şey yok. Arkadaşlar şunu atayım, böyle bir şeyler oldu zaten. Gayet bizden, tüm ekibin yani emeğine sağlık. Ortaya yani güzel bir iş çıktı yani, hepimiz tatmin olduk. Biz de hep tükendik zaten arkadaşlar. Bütün parça boyunca tükendiği dinledik falan böyle. Günler öncesinden tükendik falan falan. Şimdi arkadaşlar, müzik kliplerinde ya da bu tarz yaratıcı işlerde sonuçta senaryoyu birine emanet ediyorlar. Ve bunda da hani yönetmen ve yazan olarak bendim. Fatih bana emanetti ama hani oyuncular oyuncu seçmesinde de öyle, ya da işte karar verildi oyuncu bu. Ya da işte müzisyen Fatih, müzisyenin onun klibini senaryosunu ben yazacağım. Ve ben şeyi merak ederim yaratıcı biri olarak. Yani bunu ben yaratacaksam, bu herif sonuçta bir beste yaptı. Bunda sözler var falan ve altında. Yani bu sözleri nasıl yaptı diye biz bir Fatih'le zaten başka zaman sonra tekrardan buluşup içmeye gittik, tanıştık. Derinlemesine ben bu hikayenin, yani bu tükendik parçasının sözlerinin nereden çıktığını, nasıl çıktığını falan öğrendim işte. Evet, konu nerelere gelecek diye bekliyorum şu anda. Tereddütlü dakikalar. Hangi monitörün arkasından diye bula bula bula. Ve hani sonrasında ben şu karara vardım, yani şu düşünce içerisine girmiştim zihinsel olarak. Dedim ki ya çift taraf var burada. Gerçi ikizler burcu olduğunu da bilmiyordum arkadaşlar. Tamam da biliyorsunuzdur herhalde şu. Ya şizofrenik oluyor herifler. Hikaye olmuş bir tane. Yok estağfurullah. Yani. Evet, o da güzel bir tesadüf oldu gerçekten senaryoya uyumlu olarak. Evet, uyumlu olarak. Ve dedim ki ya bu bir tarafı bence herifin istiyor. Diğer tarafı ilişki istemiyor yani. Kadını istemiyor. Bence böyle bir şey var. Ve buna bir isim taktım işte. Tanımlama yaptım yani. Bir taraf serseri taraf, bir tarafta işte romantik taraf. Aslında klip içerisinde izlediğiniz zaman göreceksiniz ki orada kızla, hep o kadınla yani birlikte olan, işte elini tutan, o elini bırakmayan, elini tutan, sarılan vesaire, bütün yakınlaşmaları yapan romantik tarafı. Diğer tarafta hani o serseri taraf, onlardan tarafı siyah beyaz, şimdi nasıl anlayacağız falan diyebilirsiniz işte. O klipte aslında deri cekette gördüğünüz herif hep o. Eli bırakan herif o arkadaşlar falan böyle. Yani o suya bakıp da işte gören falan o değil. O romantik. Boş koltukta hayal eden değil. Boş koltukta hayal eden değil yani. Hep romantik yani. Aslında şu anda da bir romantik kıyafetle gelmişsin bana. Tamam. Yine böyle bir ev. Evet. Tükendik 2 var mı ya? Tükendik 2 yok. Yeter abi. Artık yani. Tabii yeni hikayeler artık inşallah. Senaryoyu aldığın zaman elime. Tamam. Yani okuduğun zaman beni kırmamak için mi? Abi iyi olmuş falan. Yok yok. Yoksa hani harbiden lan güzel olmuş ya falan. Bu gerçek duygularım mıydı? Yani nasıl bulmuşsun senaryoyu? Yok gayet güzel bulmuştum. Yani üstünde düşünülmüştü gerçekten yani senaryonun. Güzel mizanseller de vardı içinde. Yani anlatmak istediğimiz işte bunu aynalarla, görsel efektlerle falan yani yansıtabildiğimiz kadar yansıtmaya çalıştık. Tabii yani evet. Çilesi de vardı yani bu için. Aynen. Kesinlikle ne kadar kalabalık bir ekip olsak da zorlukları oldu. Ama şey yok, ben ilk bana anlattığında da yani kabasına yazılı senaryo gelmeden önce de içime sinmişti açıkçası. Zaten sen de ne yaptığını biliyordun yani gayet. O açıdan tamamen kendimi saldım size senaryoya. Beğendim yani. Beğendim öyle yani. Bir sıkıntım olmadı evet. Aa, güzel. Senaryo demişken şu senaryo uzatabilir miyiz? Arkadaşlar 24 sahnelik bir iş aslında bu. Şimdi 24 sahne deyince ooo falan diyebilirsiniz tabii ama biz de şöyle, hani bilmeyen arkadaşlar için bunu anlatayım. Yani sonuçta herkes sinemacı değil yani. Evet. Arkadaşlar işte Fatih bir mutfakta diyelim. O bir sahnedir. Mutfaktan çıktı. Fatih salona girdi. O diğer bir sahnedir artık. 2. İşte Fatih oradan dışarı çıktı. Artık o 3'tür. Yani bu mantıkla düşünürseniz herif zaten devamlı götü durmuyor. Bir yerlere yırtıldığı için 24 saniye tekrar ediyor yani. Bunu, bu işi artık yapan, bu işin içerisinde olan ve daha deneyimlemiş insanlar bilir. Şimdi burada markerı görüyorsunuz değil mi? İki farklı renk var aslında, bakın burada. Bu da aslında şu arkadaşlar. Bir taraf iç ve diğer tarafta dışı temsil ediyor. İçleri ben burada sarı renkli markerla yapmışım. Dışları da işte turuncu markerla yapmışım. Hani baktığım zaman şu üstteki başlıkta dış gül mü bilmem ne mi, yani hiç ona bakmıyorum. Turuncu mu? Okey bu dış. Sarı. Okey bu iç. Bu beni setteyken zaman kazandırıyor. Bir bu. İkinci teknik olarak da mesela bakın hangisiymiş? 12. sahneyi görüyoruz burada. İç
evdeymişim. Burada Ç1 yazıyor, Ç2 falan falan yazıyor. Bunlar, mesela ben Fatih'im, şu an konuşuyor değil mi? Kamerayla şuradan Fatih'i sol profilden çektiğim zaman bu bir tane plandır. Sonra Fatih'i karşıdan çektiğim zaman bu ikinci bir plandır. Ve aslında bu bir odanın üçü içinde çekiyorsa bunun hepsine bir isim takmam gerekiyor. Çekim 1, çekim 2, çekim 3 ya da onun diğer adı plan 1, plan 2, plan 3. Hani bunlar hep işin teknik tarafları ve bunlar bizim işimizi çok hızlandırıyor. O yüzden bunları hep işte Samet'in dediği gibi öncesinde çalışıyoruz, öncesinde notlarımızı yazıyoruz. Ve sete girdiğimiz zaman işte Fatih'in klibini nereden çekeceğimi, nasıl çekeceğimi vesairesini hepsini takip ediyoruz. Ve her plan bittikten sonra da biraz önce Samet'in gösterdiği call sheet'te üzerine tık çentik atıyor. Evet. Bu bitti, bu bitti. Sonra işte Samet'e hani ben unutabiliyorum sonuçta. X1'de sorabilir bunu. Kaç sahnemiz kaldı, kaç planımız kaldı gibi. Bunun hepsini yardımcı yönetmen call sheet'ten takip ettiği için biliyor ve söylüyor. Ya da ben unuttum bir planı. Evet. O beni uyarıyor, bak şu vardı falan. Aa okey, onu alıyorsun gibi. Bunlar da teknik detayları ve aslında işin önemli tarafları arkadaşlar. Şimdi bizim işimizi hızlandırıyor. Sana şimdi bu benim ilk müzik klibi yönetmenliğim. Senin de sanırım ilk yardımcı yönetmenliğin bir müzik klibinde değil mi? Bizim şeylere göre, işte kısa filmlere, ne bileyim reklam projelerine vesaire vesaire projelerine göre bir müzik klibinin sadece farkı ne? Bir müzik klibinde en başta müzik var zaten. Ritme göre şarkıyı yansıtmaya çalışıyorsun. Klipte görsel olarak sen onun şarkının üstüne bir şeyler katıyorsun. Ve elinde bir malzemem var yani. Bu malzemeyi daha nasıl iyi kullanabilirim? Daha nasıl süsleyebilirim? Bunu oluşturuyorsun ama... Fatih'i daha nasıl süsleyebiliriz? Evet. Onu, onları oluşturduk yani bir şekilde. Bir de müzik klibinde hani Fatih orada şarkıları söylüyor. Onun dudakları hareket ediyor. Bunları kurguda birbirine üstüne koyuyoruz. Ayarlamalar, senkron yapıyoruz. Yani tabii bunları daha önce kısa filmlerde falan yapmadık, senkron yaptık ama aldığımız seslerle yaptık, gerçek seslerle yaptık. Bir müziğin üstüne yapmadık. Bu arada en güzel tarafı o değil mi? Aynen. Ses geliyor daha bir yanında arkadaşlar. Ses rahat rahat konuşun, herkes konuşsun. Aynen. Çünkü yani klibin üstüne bir de ses koymayacağız ekstradan. Evet. Onun için sadece görüntüleri oluşturduk. Bir bakımdan rahattı, ses yoktu. İsteyenler istediği gibi konuşabiliyordu, birbirinin seslenebiliyordu. Ama ikinci tarafı da zordu tabii ki, senkronizeyi ayarlamak. İşte hangi parça söyleniyor, o an dudaklar yani şarkıdaki gibi hareket edecek mi? Çakacaklar mı insanlar doğal değil diye, yoksa evet olmuş gerçekten öyle mi diyecekler diye oluşturmak zordu. Müzik klibinde çalışmak benim için zevkliydi, güzeldi. Yine güzel geçti. Yine devam ederim diyor musun? Ederim, müzik klibi daha böyle güzel hatta. Da, mükemmel. Evet, müzik klibi daha iyi. Beklediğim cevaplar bunlar da. Aynen. Kısa filmde zorlukların bitmiyor. İşte bir hikayeyi yansıtıyorsun, işte makyajı, kostümü olsun, busu ayarla. Tamam, makyaj burada da var. Ya var ama işte devamlı daha, aynen devamlılıkta değil. Daha rahat. Tabii. Daha uzun değil. Evet evet, yani mesela oradaki oyuncudan üstün bir performans bekliyorsun. Klipte o kadar değil ama yine de yansıtmasını istiyorsun. Orada oyuncu yapamıyor, tekrar baştan çekelim, tekrarlar artıyor, insanlar yoruluyor. Değil. Onun için verimli olmuyor. Müzik klibinde daha rahattık o konuda. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben koptum oradan. Çünkü o andan aklıma geldi şu anda böyle. En fazla benim sonunda Fatih'i evet. Kıza sarılmış. Aynen, o bayağı zorlamıştı bizi. Orada 7 kez mi sarıl dedim ben sana? 8 defa mı tıkla aldım? Kaç take vardı ya orada? Evet, vardı. Vardı birkaç tekrar take var. Evet. Olmadı buradan, olmadı sarıl, olmadı aynen şuradan sarıl gibi. Bir yandan da duygu anlatıyorum orada. Tabii. Bak şey, sen bu kadından aynen bir şey yemek yedin, televizyona. Ya orada gerçekten oyunculuğun da zorluğunu anlamış oluyorsun yani, evet, kamera önünde. Ve yani o duyguyu hissettirmek önemli bir duygu. Bizde ne kadar oldu bilemiyorum tabii ki ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yorumlarınızı bekliyorum. Zaten yani tamamen sevgili yönetmenim Şükrü Özçevik'in katkılarıyla yani orada yönlendirmeleriyle gelişti yani. Evet. Bir kadınla duygusal olarak giremiyor. Adam duygusal değil, odun. Dedim ki oğlum karşımda mis gibi hatun var. Çok güzel bir kız. Ya öyle demeyelim, şöyle diyelim. Rol yapamıyoruz diyelim. Böyle yoksa gerçekte de öyle zannedecek. Yok, yani. Aynen. Aynen öyle değil. Sadece karşısında tabii haklı. Tabii.
Karşısında bir kamera var ve onun yanında da böyle 4-5 tane sap var. Erkek olan bizler. Aynen. Şey değil mi bende? Yanında bir kız var. Herkes böyle takip ediyor. Aynen. Şey, aynen. Şey değil mi bende? Libidosu olmayınca oynayamıyorum diye. Libidosuz olmuyor arkadaşlar. Aynen. Evet, sevgiler İspanya'ya. Aynen. Kestim. Güzel gitti ya. Şöyle bak, sevdim.